Bak düştüğünde bende oluyor abi. Evet, acele etme İrem, hiç aceleye gerek yok. Kollarına baskın çok yüklenme, ayaklarınla yükseleceksin. Yoksa kolların şişer. Anladım. Yapıştırsın yanına. Buradan fotoğrafı çekeyim ben de şimdi. Yoros Kent Ormanı'ndayız. Hepimizin bildiği, en az Karadeniz sahil yolundan geçerken bir kez gördüğümüz Altın Ordu'nun zirvesi, Ordu'nun zirve tepelerinden bir tanesindeyiz. Burayı daha cazibeli hale getirebilmek için açtığımız zirvenin altına gelen yolla hem buranın güvenliğini sağladık, Orman Bölge Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz çalışma neticesinde yolda acil durumda sağlık müdahaleleri, itfaiyenin yangın ormanlarına karşı müdahalelerini sağladık. Aynı zamanda acil durum haricinde bu yolu geçen ay düzenlediğimiz bisiklet safari turunda etkinliklere kazandırdık. Bunun yanında yürüyüşler, trekkingler, alternatif olarak sunduğumuz merdivenle zirvede adeta macera yaşayabileceğiniz, ailenizle ziyaret edebileceğiniz bir nokta haline getirdik. Bugün buraya dağ tırmanışı, kaya tırmanışını da kazandırıyoruz. Bu anlamda gerekli ekiplerin incelemesi, profesyonel ekiplerin belirleyecek parkur neticesinde oluşturacağımız Yoros tırmanma parkurunda Yoros'a kazandıracağız ve Yoros'un cazibesini daha da arttırmış olacağız. Bu anlamda bölgeden gelen profesyonel ekiplerin belirleyeceği güzergahlarda büyükşehirin desteğiyle oluşturacağımız kaya tırmanış parkurunu tüm spor severlere, tüm macera severlere açmış olacağız. Merhabalar, Ordu Dağcılık İçsel Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Seferoğlu. Şu an Yoros Kent Ormanı'ndayız. Ordu merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafede. Zirvesi 900 rakım civarında. Halkımız genelde burayı piknik ve yürüyüş amaçlı kullanıyor. Biz ise temel tırmanış eğitimi ve iple iniş teknikleri konusunda sporcularımıza eğitim vermek amaçlı kullanıyoruz. Hatta burada bizim keşfettiğimiz bir kaya var. Arkada da şu an zaten görüyorsunuz tırmanış yapılıyor. Yaklaşık 13 metre yüksekliğinde bir kaya, 4-5 metre yan yana 3-4 tane parkur çıkartabilme durumumuz var. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle de buraya biz boltlayarak, bazı rotaları boltlayarak spor tırmanış rotaları açmak istiyoruz. Çeşitli tırmanışlar, lider tırmanış yapmak için özellikle federasyon eğitimlerine çok sporcu gönderiyoruz. Bu sporcuların burada ön eğitimi vermek için burası gerçekten bizim için çok önemli. İnşallah önümüzde belediyemizle beraber işbirliği yaparak burayı istediğimiz şekilde düzene sokacağız ve eğitimlerimizi burada vereceğiz. Merhabalar, ismim Mehmet Cemil Erden. Sakarya ilinde çalışmaktayım, orduluyum. Yaz tatillerinde Ordu'ya geldiğim zaman Ordu Dağcılık Kulübü ile yürüyüş, tırmanış ve kaya spor tırmanışlarla ilgili çalışmalar yapmaktayız. Dağcılık Federasyonu'nda aynı zamanda antrenörüm. 5-6 yıl öncesinde işte tanıştığımız oldu bu ordulu arkadaşlarla. Onların yaptıkları işlere elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de burada Büyükşehir Belediyesi'nin Ordu Dağcılık Kulübü'ne, Ordu'ya spor tırmanışla ilgili vereceği destekle ilgili geldik. İşte çalışmalarda neler yapılabilir diye. Orada arkadaşlarla tırmanışlar ve inişler yaptık. Büyükşehir'e katkılarından dolayı işte Ordulu dağcılara ve Ordu'da bu işlerle uğraşan arkadaşlara, Yılmaz'a teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben İrem. Aslında öğretmenim fakat boş zamanlarda trekking ve tırmanış faaliyetleriyle ilgileniyorum. Bu faaliyetlere de Ordu'da Yılmaz hocama teşekkür ederim. Ordu Dağcılık Kulübü aracılığıyla Ordu'da katılıyorum. Boş zamanlarımızda bazen Yoros
ve Ordu'da başka lokasyonlara gidip tırmanış faaliyetleri yapıyoruz. Desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederim. Ayrıca bundan sonraki vereceği destekler için de şimdiden tekrar teşekkür ediyorum.